Değerli izleyenler, yazının izinde kültür, sanat ve edebiyat yolculuğumuzun yeni bir durağında daha birlikteyiz. Bu hafta konuğum ilahiyatçı, yazar, gazeteci, programcı Mehmet Tekeci. Efendim, öncelikle hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkür ederim. Hızlı bir giriş yaptık ama siz de oldukça hızlı bir süreç yaşayan yazarlarımızdan, araştırmacılarımızdan birisiniz. Enteresan bir hikayeniz var. Sizin hikayenizle başlayalım. Mehmet Tekeci kimdir? Bugünlere nasıl gelmiştir? Kısaca ondan bahsedelim önce. Teşekkür ederim öncelikle. 1965 Kastamonu Taşköprü doğumluyum. Tarihi bir köyde doğdum ben. Kalabalık bir köy. Aslında hayatın başlangıcı benim için 6 yaşımda rahmetli babaannemin beni elimden tutup köyün imamına teslim etmesiyle başladı. Yani eti senin kemiği benim diyerek. Ve ben hem ilkokula gittim 6 yaşımda hem köy imamına gitmeye başladım. İlkokuldan çıktığımda yani ciddi anlamda Kur'an'dan bir sürü ezber sureler biliyordum. Ama okumak istiyordum. Yani okumayla ilgili çok ciddi şeyim vardı. Köyde de öyle çok fazla okuyan insan yoktu. İlkokul öğretmenimiz köy enstitüsünden mezun, hala yaşıyor olduğunu biliyorum. Ömrü uzun olsun, çok bize çok şeyler katmıştı. Ondan aldığım şeyle yazarlık boyutun da yine öğretmenimle bağlantılı bir konudur. Ya, okumak istiyorum ama şöyle bir şey var, yıl 1970'ler falan. O zaman Anadolu'da şöyle bir şey var, bir gavur okulları dediğimiz ortaokul ve liseler öyle tanımlanıyor. Ve bir de Kur'an kursları ve imam hatipler var. Ya okumak istiyorum ama işte ortaokula bir türlü gidemiyorum. Neden gidemiyorum? Çünkü orası gavur okulu. Sen zaten Kur'an okumuştun, oraya gidemezsin. Ben okuldan çıktım. Tekrar Kur'an kursuna verdiler beni. Ve ben bir yolunu buldum. Ailemi imam hatipte okumak şartıyla razı ettim. Onlardan habersiz, parasız, yatılı sınavlarına falan girdim. Ve böylelikle ilkokuldan sonra İmam Hatip'e girerek bir şekilde kendimi kurtarmış oldum. Eğer ailemi İmam Hatip şartı olmadan yani böyle bir şey düşünemeseydim, sanıyorum bugün köyümüzde bir çiftçilik yapan ya da hayvancılık yapan bir insan olarak kalabilirdim diye düşünmekteyim. Yani İmam Hatip aslında benim için bir kurtuluş oldu. Evet. Şimdi ben sizi tanıyorum. Şey olarak takip ettiğim birisiniz. 85 yılında da din görevlisi olarak başladığınız memuriyet hayatınız 28 yıl sonra emeklilikle neticelendirdiniz. Ve tamamıyla araştırmalara, çalışmalara ve çocukluğunuzdan beri sorguladığınız mevzulara yönelerek... Evet. İlk kitabınız, şöyle göstereyim. Hı hı. Şimdi ben girişte ilahiyatçı dedim ya, sandığımız ilahiyatçılardan değil, onu söyleyeyim. Ters köşe olacağınız bir şey. Allah'ı arayan imam. İlk çalışma bu. Evet. Bundan biraz bahsedelim. Siz bir tabii anlatın ki bu kitabı. 1985 yılında... Siz daha iyi bilirsiniz. Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde göreve başladım. Sahil ilçelerinden bir tanesinde. İlk başlangıç kaygımız şeydi. Yani geçim, yani gidelim maaşımız olsun. Kimseye muhtaç olmayalım mantığıyla bir şeydi. Sonra bir müddet böyle devam etti işler. Fakat insanın yaşı ilerledikçe hayatın gerçekleriyle o kürsüde anlattığımız şeylerin birbirleriyle uyuşmadığı noktasında kafamda sorular gelişmeye başladı. Bu soruların cevaplarını bulabilmem için ısrarlı bir şekilde din kitapları okumaya başladım. Yani kafamda sorulan cevapların benim okumadığım, işte o bir sürü insanların külliyat dediği o eserleri okumakta bulabileceğimi düşündüm. Ve uzun süre o 500-600 sayfalık kitaplardan yüzlercesini okuduğumu hatırlarım ama
Her okuduğumda kafamda beliren soru işaretleri daha çok çoğaldı. Ve bir yol ayrımına geldim. Yol ayrımı derken, yani sokakta yaşanılan bizim gördüğümüz inanç sistemiyle normal hayatta yaşanılan şeylerin birbirleriyle artık hakikaten uyuşmadığını gördüğümde bu soruların peşine düştüm ciddi anlamda. Buna tarikatlar dahil, cemaatler dahil, dediğim gibi böyle acayip külliyatlar, yani 20-30 ciltlik kitaplar okumak dahil falan. Ve en sonunda 2007 yılında, daha doğrusu 2005 yılında karşıma tesadüfen çıkan bir kitapla beraber sorgulamalarımın artık bitmesi gerektiğini ve bu sorgulamalar neticesinde özellikle tarikatlarda ve cemaatlerde ve son yıllarda ortaya çıkan şekliyle kurslarda, Kur'an kurslarında ve yurtlarda falan kalan öğrencilere benim seslenmem gerektiğini düşündüm. Yani oradaki çocukların aslında bir din eğitiminden daha ziyade basma kalıp sıradan, hatta onları çok daha geriye götüren, çoğunun da dinle alakası olmayan, inançlarla alakası olmayan, hurafe diyebileceğimiz, hatta hurafelerden çok çok daha beter öğretilerin bu çocuklara verilerek yıllar süren, kafalarında yıllar süren açmazlarla yüz yüze kaldıklarını ve benim o insanlara el uzatmam gerektiğini, yaşadıklarımı bir şekilde anlatmam gerektiğini düşünerek Allah'ı Arayan İmam kitabını yazdım. O kitap benim arayışlarımın kitabıdır. Onu diyecektim zaten. Bu bir arayış kitabı, evet. Normalde. Şimdi biraz daha evveline dönelim bunu. Hı hı. Bu kitabın öncesine, o sorguladığınız döneme. Neden yazıyorsunuzu getireceğim çünkü. Yazının izinde programındayız. Bu programda yazarların neden yazdıklarıyla alakalı bir sorgu yapıyoruz. Evet. Yani o yolculuğa niye çıkmışlar? Neden yazıyorlar? Bir amacı olmalı yazarın. Evet. Siz tatmin olmadığınız, size anlatılanları sorgulayarak başladığınız yolculuğun tanıklığını bu kitapta kitlelerle buluşturmak istediniz. Bu kitabı ortaya çıkarttınız. Hı hı. Yazma gayeniz direkt bu mudur? Yani bir sorumluluk hissederek mi? Ya bir görev olarak mı yazıyorsunuz? Yoksa yazmak farklı bir şey ifade ediyor mu sizde ayrıca? Şimdi 6 yaşında ilkokula gittiğimde ilkokul öğretmenimin iki şeyi çok dikkatimi çekmişti. Bir tanesi bordo renkli bir dolma kalem ve bir de okulun zemininde yürüdüğü zaman tak tak ses çıkaran ayakkabıları, iskarpinleri çok dikkatimi çekmişti. Hala da o hafızamdadır. Bir gün dedim ki bu dolma kaleminden benim de olacak. Ben de yazacağım bu dolma kalemiyle ve bu ayakkabılardan benim de olacak. Ben de yürüdüğüm zaman ses çıkaracak. Hı hı. Bu kafamdaki yazıyla ilgili ilk tohumdur bu benim. Ve sonra İmam Hatip Lisesi'nde bir edebiyat öğretmenim vardı. Mehmet Sayan. O günün siyasi şartlarında herkesin bir siyasi kulvara yöneldiği şartlarda gayet mütevazi öğrencileri arasında herhangi bir seçim yapmayan çok düzgün bir öğretmendi. Çok güzel yazı yazardı. Bu arada buradan da selam olsun. Mehmet Sayan hocam hala hayatta. Hayatta. Kastamonu'da eserler üretmeye evet, devam ediyor. Evet, aynen öyle. Evet. Yani onun kendine göre bir siyasi görüşü vardır ama hiçbir zaman okul hayatımız boyunca biz onu öğrencilerine yansıttığını hiç görmedik. Yani hakikaten harika bir insandır. Örnek kişilik insan. Olarak da iyi bir evet. insandır. Hı hı. Ve ben özellikle yani lise son sınıfa yaklaştığımda artık yazıyla ilgili ciddi anlamda kararlardım. Bir sürü şeylere not düşmeye başladım. Yani ajandada bulabildiğim her ajandaya belli bir konularda dediğim gibi sorgulamalarla ilgili kafama takılan bir soruyla ilgili bulduğum bir cevap vesaire gibi şeyleri not etmeye başladım ve bir gün abartmıyorum 6-7 tane ajandayı doldurduğumu gördüm. Ve internet denilen bana göre çok büyük bir lütuf insanlık için.
internet denilen bir alem, bir şey çıktı ortaya ve insanlar bu defterlerde, anı defterlerinde, ajandalarda, günlüklerde sakladıkları şeyleri ortaya çıkarmak gibi bir fırsat doğdu insanlara, para falan da harcamadan yani. Ve ben 2004 yılıydı sanıyorum, antoloji.com diye bir internet sitesiyle tesadüfen denk geldim. Orada bir sürü şair arkadaşla tanıştım. Ve orada şiir yazıyor insanlar, bakıyorum ama şiirle pek birçoğunun şiirle alakası yok ama insanlar yazıyor, işlerindeki uhdeyi dışarı döküyorlar. Ben de hece şiirine sardım ve bu hece şiirini benim öğrenmem lazım diye artık daha tutun Karacaoğlan'ından tutun, Pir Sultan'dan tutun, Daimi'den tutun, bir sürü insanın hece şiirleriyle incelemeler yaptım. Ve hece şiirinin nasıl yazılması gerektiğine dair dersler aldım ve hakikaten sayısı çok fazla olmasa da 30-40 tane harika diyebileceğim güzel hece şiirim vardır. Ama bunları bir yerde yayınlamadım. Ve yazmak benim için bir tutku. Yani sitelerde, haber sitelerinde, bu zamana kadar yayınlanmış dergilerde, kitaplarda abartmıyorum ama yüzlerce, belki bine yaklaşmış yazım vardır. Özellikle şiirden daha çok nesir yazmayı, yani köşe yazısı yazmayı, bir konu hakkında yazmayı daha çok seviyorum. Ve dolayısıyla da Allah'ı arayan imam, evet, bir sorumluluk gereği benim yıllardır ömrümü tükettiğim ve bana hiçbir şey katmadığı halde beynimdeki bir sürü yanlış bilgiyi de temizlemek için yıllarca uğraştığım yerlerdeki insanlara seslenmek için çıkardığım bir kitaptır. Ama ben yazmayı lise yıllarından beri ara vermeden yapıyorum. Peki hocam, şimdi şöyle bir şey soracağım. Özellikle bu kitap, ilk kitabınız Allah'ı Arayan İmam'da işte o süreçle ilgili bahsederken, şimdi 28 yıl memuriyetiniz var. Hı hı. İmam hatiplik yaptınız, evet, değil mi? Evet. Şimdi 28 yıl sonra da Allah'ı Arayan İmam diye hem o dönemin bir sorgusu, bu bir şey muhasebesi aslında, değil mi? Evet. Mazi, geçmiş muhasebesi, evet. Ama aynı zamanda insanlık muhasebesi. Yani şimdi bugün belli rastgele üzerinden geçiverdiğimiz, öylesine bakıp önemsemediğimiz belli şeyler o konuyla alakalı sizin yaptığınız o sorguyu yapmadan sahip olduğumuzdan kaynaklanıyor. Evet. Din de bunlardan biri zannedersen. Evet, evet. Şimdi biz genelde programlarımızda din falan konuşmayı sevmiyoruz. Ama konu o. Yani yok, benim, şey için söylüyorum. Evet, anladım. Şunu söyleyeceğim. Çünkü çok onun müceddidi var, onun çok müellifi var, onun çok böyle imamı var falan. Ya din dedim mi herkes alimdir yani. O anlamda sıkıntısı yok. O yüzden o bize düşmez diye hiç girmiyorum o alana. Ardından bu yeni bir kitap, Labirentten Çıkış. Şimdi bu kitaba geçeceğim ama şimdi süreç olarak baktığımızda ben enteresan bir tespit yakaladım. Onu soracağım size. O yüzden bu kitaba hemen geçiş yapacağım. Sonra devam edeceğiz biz. Şimdi Labirentten Çıkış, Allah'ı Arayan İmam kitabından sonra labirentin terki mi, olup çıkmak mı? Onun üstüne konuşacağız birazcık. Evet. Net söyleyeyim. Labirentten Çıkış beynimde cevabını bulamadığım, yani bir sürü külliyat dediğimiz kitapları okumama rağmen beynimde cevaplarını bulamadığım soruların cevaplarının bende olduğunu keşfetmemdir aslında. Yani ben dedim ki her insan bu dünyaya geliyorsa aslında her insan eşit şartlarda gelmeli. Yani dediğimiz gibi konu din programı olmadığı için oraya girmiyorum ama ben insanların eşit şartlarda geldiğine inanıyorum. Yani şöyle şuraya gel şey yapmayalım. Ya insanların bazıları niye çok zengin, niye çok fakir mantığıyla onu söylemiyorum. Başka bir açıklaması var ama yeri bu değil. Dolayısıyla benim kimseye ihtiyacım yok. Sizin de hiç kimseye ihtiyacınız yok. Birey, insan. Birey, evet. Herkes aslında kendi yolunu yürüyor. Birileri bize bir şey dikte ediyor ve biz zannediyoruz ki doğru yolda yürüyoruz. Aslında bizim yaptığımız onun yolunda yürümek. Kendi yolumuzu terk ediyoruz aslında. O öyle değil. Benim bir yolum var. Ben Mehmet Tekeci kimliğiyle geldim bu hayata
ve ben Mehmet Tekeci kimliğiyle bu hayatı yaşamam lazım. Oysa benim hayatımın 35 yılı başkalarının bana bastırdığı kart vizitlerle geçti. Yani Mehmet Tekeci yazıyordu, altında bir sıfat yazıyordu ama bu sıfat bana ait değildi. Ben yoktum orada yani. Orada o zaman şöyle bir şey mi var? Hani bir kimlik çatışması yaşıyorsunuz. Tabii doğal ki olarak. Yaşıyorsunuz. Çünkü hani ruhunuzda olmayan ama size giydirilen bir elbiseyle evet. O hayat devam ettirmek gibi bir kader ya da bakın, kader inançlarına değil, kader değil aslında. Abanan insanların tamamı, ısrarla söylüyorum bunu, bu benim görüşümdür. İnançlarına ısrarla abanan insanlar, mukaddesleri çok kullanan insanlar, mukaddeslerin arkasına çok sığınan insanların tamamında kimlik çatışması vardır. Çünkü siz kendinizseniz bir şeyin arkasına gizlenmenize ya da kendinizi bir şeyle tanımlamanıza gerek yok. Yani atıyorum ben işte mühendissinizdir. İşte Mehmet Tekeci altında mühendis yazar. Ama Mehmet Tekeci altında bilmem falanca kimsenin yakını gibi ya da işte falanca dine mensup ya da falanca millete mensup ya da falanca kişinin bilmem nesi gibi tanımlamalar aslında bizim kimlik çatışmamızı gösterir. Biz kendi yolumuzu yürürüz, ısrarla söylüyorum. Benim kendimi rahatlattığım ve belki de hayatımı kurtardığım bir noktadır. Ben kendi yolumu yürüyorum ve bu yolu tek başıma yürüyebileceğimi de ben öğrendim. Labirentten çıkış, tek başına yolunu yürüyen bir insanın kafasında yıllardır cevaplayamadığı soruları cevapladığı kitabın adıdır. Bu bir anlatı mı hocam yoksa? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim, bu bir denemeydi aslında. Denemeydi, fakat evet. Fakat ben bu şöyle bir şey denemek istedim bu seferde. Ben o denemenin içinde şey oluşturdum. Yani tam bir roman diyemeyiz o kitaba. Çünkü beni anlatıyor o kitap yine. Bir roman diyemem ben o kitaba ama ben onu o kitabı romanlaştırdım. Tam bütün roman özellikleri olmasa da onun o kitabın bir öyküsü var. Yani başından sonuna bir kurgusu var. Ve o kurguya sadık kalmaya çalıştım. İçindeki sorular da benim yıllardır cevabını bulamadığım sorular. Evet. Cevapları. Şimdi burada biz bunun girişinden biraz bahsedelim. Hı hı. İzleyicilerimiz de Mehmet Tekeci hocamın kitabı normal kitapçılarda da var. İnternet kitap satış sitelerinde de var. Oradan sipariş edebilirler. Bu kitabı okumanızı özellikle ve özellikle öneririm. Şöyle ki, bir intihar hikayesiyle başlayıp olaylar gelişiyor. Şimdi oradaki dediğim gibi açmayalım çok. Evet, intihar doğru. Okusun. Ben 2009 yılında intihar ettim. Dediğim gibi kafamdaki sorularla ilgili cevapları bulamadığımda işin gerçeği şöyle söyleyeyim. Gerime baktığımda hayatımın geri kalan yani geçirdiğim geride dönemine baktığımda hiç elle tutulur bir şey göremedim. İşe yarayan, hep onun bunun dizinin dibinde işte falan geçmiş bir hayat. İleriye baktığımda da ilerideki hayata da yaşayabilecek kendimde güç bulamadım. Ve dolayısıyla böyle bir tercihte bulundum ama sağ olsun eşimin çok erken gelmesiyle kurtuldum. Yani midem falan yıkandı, kurtuldum. Benim için çok bir şeydir, mihenk taşı bir noktadır orası. Ve ondan sonra öyle bir hayata tutundum ki görev yaptığım cami Ataşehir'de İstanbul'da benim caminin bahçesinde beslediğim kedilerim vardı. Hatta yolda kalmışlar gelirdi benim camimde kalırlardı. Filan işte harika bir sosyal merkez haline getirmiştim ben orayı. Sonra bir gün o şeyden sonra yatağımda yatıyordum. Ya ben dedim ki ben ölürsem bu kedilere kim bakacak? Caminin bahçesindeki ağaçları kim sulayacak? Ya da ne bileyim sokaktaki falanca insana merhabayı kim diyecek? Ya da işte aç kalmış bir insana bir lokma ekmeği kim verecek? Yani bu Mehmet Tekeci olarak ben yaşarsam bunları yapabilirim. Öldükten sonra ne yapabilirim ki ben diye. Ve o nokta benim için hayata tutunduğum noktadır. Ve ben o günden sonra artık ölüm kelimesini ağzıma dahi almam hiçbir zaman. Yok zaten hani izleyicilerimiz açısından da ben bir programcı olarak ki edebiyatta insanın yaşamasına, yaşatılmasına dairdir. Ümittir, işte gelecektir falan.
Ben orada o şeyi vermezsiniz diye düşünmüştüm aslında. Hani biraz gizemli kalsın orası. Hani bir intihar hikayesiyle başlıyor derken. Ve kitabın arka kapak yazısında da yaşamın içinde sadece öğrenmek var. Her etap bir öğreti, her an hayata değer katma süreci. Evet. Yaşamak o yüzden güzel. Evet. Yaşamak sahnede harikalar yaratma sanatı. Sahne senin aslında. Evet. Tüm yaşadıkların senin sahneye çıkmaya cesaretini toparlayabilmen için. Yaşamak sana verilmiş hediye aslında. Bir şartla. Hayatının yönetmeyi olmayı başarabilmişsen. Şimdi bir önceki arayış kitabından sonra bu da zannedersen bir çözümleyiş kitabı. Evet. Yani orada o kadar da kalıcı bir köklü ve sizde büyük sancılar, yaralar açacak bir araştırma olmuş ki sizi belli anlamda sıkıntılara getirmiş ama onun içerisinden bir şekilde yine umutla hayata tekrar bağlanarak ve o hayatınızın sahibi olduğunuzu, yönetmeni olduğunuzu, kimsenin bunda etki edemeyeceğinin kararını verdikten sonra. Evet. İyi ki de aramızdasınız, iyi ki de öyle bir şey başarılı olmamış. Çünkü bu değerli eserler özellikle Labirent'ten çıkışla alakalı bir yol kitabımız olmayacaktı. Tabii ki yani dedim ya yaşıyorsak bir şeyler yapabiliyoruz. Yani yaşamasaydım sizinle tanışamazdım. Yaşamasaydım Cem TV'nin stüdyolarına gelemezdim. Yani yaşamasaydım bugünkü yaptığım işi, ben aynı zamanda şu anda emekliyim ama aynı zamanda bir şirkette lojistik bölümünde orayı idare ediyorum. Oranın işlerini de yapıyorum. Hala çalışıyorum yani bir emekçiyim aslında ben. Hı hı. Bunları yapamayacaktım yani artı ne bileyim işte sabah kalktığımda yani sokağa çıktığımda birisine merhaba diyemeyecektim. Yani eşime seni seviyorum diyemeyecektim. Yani ne bileyim. Yani çözüm değil. Evet. Yani o anlamda illaki tutunabileceğimiz sebepler yaratmalıyız. Evet. Hayat bir mucizedir. Evet. Kesinlikle hayatla alakalı kavgamız ne kadar çetin olursa olsun oradan başarıyla çıkabilmenin yolu yine o adres bizde. Aynen öyle. İnancımızla, evet. O kendimizi telkin ederek, daha fazla sarılarak, tutunarak hayata çok sebepler bak, var. Şu ne, hayat şu güzel. Artı şeyi seyircilerimizden denk gelen olursa söyleyeyim. Bakın bu ölme duygusu ne biliyor musunuz? Aslında çok basit bir olay. Aslında insanın hani hep şey yaparız ya, insanlarda böyle her şeye bir şehit olduk. Nasıl söyleyeyim, herkese ya bu bizim şehidimiz. Bunun altında ne yatar biliyor musun? İnsanın kendini kurtarma içgüdüsü. Yani bilmediği, kaçmak, tabii ki bilmediği bir aleme gidecek orada. Yani bu sıfatla kendini kurtarma şansının olduğunu düşünür. Oysa ki insanı kurtaracak yaşamaktır. Yani yaşadığımız zaman üretebiliyoruz. Yani vatanımıza, milletimize, bayrağımıza, işimize, aşımıza, evimize ancak yaşayarak üretim sağlayabiliyoruz. Yani yaşamadığımız zaman her şey tık bitiyor. Ve ya bununla ilgili bir kurtuluş umudu bence yine işte yani görevlerimizi tam yapmamamızdan kaynaklanan bir içgüdü diye düşünüyorum. Görevini hakkıyla yapan insan, iyi bir televizyoncu bence 100 yıl yaşamak ister. Çünkü hep iyi programlar yazmak ister. Daha iyisini yapmak ister. İyi bir yazar. Yani bence ben mesela çok uzun yaşamak istiyorum. Emin olun buna. Allah uzun ömür versin. Çünkü neden? Ya yaşadıkça yazabilirim. Yaşadıkça daha yani labirentten çıkışın bir üstüne yaşadığım zaman koyabilirim. Yaşamazsam koyamam. Peki şöyle bir farklı bir perspektif açarsak, bir pencere açarsak. Şimdi her insan bir tecrübe aslında. Yani neticede her insan bir kitap. Birileri tarafından yazılmış ya da kendi tarafından yazılmış. Bir kitaptır yani. Okunabildikten, okumayı becerebildikten sonra. Burada ebeveynlere, ailelere büyük sorumluluk düşüyor. O noktada bizim buradan bir çağrımız da olsun bu program aracılığıyla. Çocuklarımızı yönlendirmek ya da onları eğitmek yerine kendimizi eğitelim. Çünkü onlar bizi rol model alacaklar. Bir, iki, ikincisi. O noktada da bizim kafamızdaki dünyanın illa onlarla motomot oturacağı anlamına gelmiyor. Ki şu iki kitap bunun bir anlamda göstergesi. Birincisi Allah'ı arayan imam. Ki bu kitabı yazan birinin 29 yıllık devlet memuriyeti ve imam hatip olduğunu
anımsayalım. Evet. Ve ardından düştüğü buhranda çıkarken de labirentten çıkışla böyle bir eser armağan ettiniz. Nice eserleriniz olsun hocam. Teşekkür ederim. Şimdi bu hafta bize ayrılan sürenin sizinle ilgili yolculuğumuzun bu noktasında bir virgül koyacağız biz. Programımız devam edecek. Sizinle vedalaşacağız. Ben çok değerli eserler diliyorum. Uzun ömürler diliyorum. Umudunuz, heyecanınız ve hayatınıza dair yönetim hep sizde kalsın inşallah. Teşekkür ederim, sağ olun. Değerli izleyenler, Yazının izinde kültür, sanat, edebiyat yolculuğumuz kısa bir aradan sonra devam edecek yeni konu ve konuğumuzla. Değerli izleyenler, Yazının izinde kültür, sanat, edebiyat yolculuğumuza kısa bir aradan sonra devam ediyoruz. Şimdi ekranlarımızda Mertcan Karacan, genç bir şair ve gelecekte ismini çok sık duyacağınız, ismini bir kenara not etmenizi tavsiye edeceğim bir isim. Mertcan Bey, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Hoş bulduk. Çok teşekkür ederim. Şimdi izleyicilerimize, Cem TV izleyicilerimize öncelikle kendinizi bir tanıtarak başlayın. Mertcan Karacan kimdir? Şiir yolculuğuna nasıl başlamıştır? Bunlardan bir bahsedelim. Ondan sonra sizin edebiyat, kültür, sanat ve şiir yolculuğunuza birlikte şahitlik etmeye başlamış olalım. Tabii. Bu hayat yolculuğumun yazım tarafına, edebiyat tarafına gelmeden önce nerede doğduğumdan vesaire şeylerden bahsedeyim. Ben 97 yılında Kastamonu Çatalzeytin'de doğdum. Çocukluğum deniz kenarında, denizde iç içe geçti. Öyle ki bunun belki şiirlerine yansımasını yıllar sonra görecektim ki gördüm. Ardından orta öğrenim için, yani lise öğrenim için Karabük'e geçtim ve 4 yıl orada yaşadım. Onun da ardından giderek batılılaşan bir hayatım oldu, yani Kastamonu, Karabük ve İstanbul. Onun ardından İstanbul'a gittim. 5-6 yıldır orada yaşamaktayım. Çünkü üniversite öğrenimim orada devam ediyor. Edebiyat sürecimde yine İstanbul'da, bir ayağım Karabük'te devam etmekte. Hukuk fakültesinde öğrenim görüyorum Marmara'da. Dolayısıyla İstanbul'dayım. Bu şekilde bir giriş yapabilirim hayatımla ilgili. Evet, sadece bir şairle değil, aynı zamanda edebiyat dünyasıyla derinlemesine incelemeler yapan, araştırmalar yapan bir yazarla da karşı karşıyayız. Oraya da değineceğiz ama şu an ilk başlangıçta şiirle ve şair tarafla ilerleyeceğiz. İlk şiiri nasıl keşfettiğinden başlayalım. Şiiri nasıl keşfettin, şiire nasıl yelken açtın, oradan bir başlayalım. Kimler ilham verdi, kimler yol açtı? Evet, ben şiir yazmaya ilkokul yıllarımda başladım ama bunun üzerinde çok durmadım. Neden ilkokul yıllarımda başladım diyebiliyorum şu an. Çünkü yıllar sonra ilkokul defterlerimin arka sayfalarında yıllar yıllar önce yazdığım şiirlerime rastladım. Fakat asıl anlamda şiirle iç içe bu yolculuğa ben lise yıllarımda çıktım. Sanıyorum lise yıllarımın başlarına bu da tekabül ediyor. Lise 1, lise 2 yıllarımda çok sık şiirler yazmaya başladım, şiirler okumaya başladım. Karabük'teydim işte o süreçte, az önce de bahsettiğim gibi. Burada bir Tay dergisi yayımlanmaktaydı o zamanlar. O Tay dergisinin binasına gide gele, oradaki şairlerle iç içe bir nevi usta çırak ilişkisi yaşaya yaşaya bugünlere geldim. Tabii şiiri ilk keşfettiğimde bir yazardım sadece. Yani bir şair sıfatıyla bu meydanlardaydım. Okuma bilincim bugünkü kadar gelişmemişti. Daha sonra bunun pişmanlığını yaşadım ve okumaya karşı bir açlık duyarak şiir üzerinde tahliller yapıncaya dek okumalarımı sürdürdüm. O ilk ürünlerim, lise yıllarında yazdığım ilk ürünlerim bir çıraklık eseri olarak, Mimar Sinan gibi konuşursak, haddimize değil ama onun gibi konuşursak, benzetmeyi o minvalde yaparsak, çıraklık eserim 16 yaşımda yayınlanmıştı o ilk şiirlerimle. Yağmuru Gözlerimde Sevdim isimli kitabımı oluşturmuştu o şiirler. Ardından İstanbul'a geçtim ve daha çok ustalarla iç içe, kitaplarla iç içe bir yaşam sürdüm. Üniversite sürecimde kitaplarla daha iyi tanıştım. Sadece yazar olmaktansa iyi bir okur da oldum bu süreçte. Ve çıraklık eserim Yağmuru Gözlerimde Sevdim olmuştu. Bu arada bir kalfalık eseri olarak da Bırak Kalsın Küllerimizi, yani ikinci kitabımı verdim.
O da 2017 yılındaydı ve ben 20 yaşındaydım. Şimdi üçüncü kitabım üzerinde çalışmaktayım. Şiirle lisede başladığım, asıl anlamda lisede başladığım yolculuğuma hala devam ediyorum. Şimdi bu bahsetmiştin araştırmalardan, araştırma yazılarından, çeşitli dergilerde ve yayınlarda dönem dönem bunları sergiliyorsun, ürünlerini. Bir şair olarak, bir yazar olarak baktığında edebiyat dünyasının bugünkü iklimini nasıl değerlendiriyorsun? Ne var önümüzde? Ne görüyorsun? Oradan senin pencerenden bakıldığında nasıl görünüyor? Nasıl bir manzara var? Evet, şiir hususunda konuşacak olursak, günümüzde çok güzel, çok değerli şiirler veren, ürünler veren gençler var. Tıpkı benim akranlarım, yani yaşıtlarım olarak bunları söylüyorum. Çok değerli kitaplar okumaktayım. Tabii usta isimlerimiz de var edebiyat tarihimizde. Yalnız şiir hususunda şunu söyleyebilirim. Hani geçmişte biz bunları kuşaklara böldük, garip akımı dedik, ikinci yeni dedik vesaire. Ara dönemler de oldu. Fakat sanki giderek dünyanın da bireyselleşmesinden dolayı, çünkü daha bireyci bir dünya var. Bu tür kuşak adlarına herhalde bundan sonra rastlayamayacağız diye düşünüyorum. Çünkü o eski edebi mekanlar, şairlerin bir arada buluştuğu, birlikte dergiler çıkardığı yıllar çok çok gerilerde kaldı. Tabii bu eserlerin niteliklerine bir zeval vermez bence. Fakat edebi anlamda oradaki geçmişimizdeki hoşluğu biraz öldürebilir. Bu bakımdan yani iyi eserlerde okumaya devam ettiğimi söyleyebilirim. Çok sıkı, çok nitelikli şiirler okumaktayım. Yani bazı tartışmalar oluyor. Birçok tür hususunda oluyor. Roman öldü mü, öykü öldü mü, Türk öykücülüğü öldü mü, Türk şiiri öldü mü? Yok, bunlar hiçbir zaman ölmez. Bu tür tartışmalar da çerezden öteye gidemez. Çok güzel ürünler çıkmakta. Peki şimdi biz de Türk kültür sanatı ya da tiyatroyla da ilintilendireyim burada. Onu da ayırmamamız gerekiyor neticede. Senin böyle hani ismini biz Sunay Akın'la çok böyle bir görüyoruz. Genelde denkleşiyoruz. Sunay Akın'ın üzerinde ciddi bir etkisi olduğuna ben inanıyorum. Ayrıca şu da var. Sen aynı zamanda aslında geleceği parlak bir meddahsın da yani anlatım bu okullara falan gittiğindeki sunumlarından da biliyorum. Böyle bir özelliğin de var. Yani sadece böyle şiirle ya da işte o araştırmalarla sınırlı kalmayıp bunları aktarabilme hünerine de sahipsin. Burada biraz rol modelin Sunay Hocam mı? Yani bir şeyde bulunayım, bir çıkarımda bulunayım burada. Evet, öyle diyebilirim. Ya bir defa ben bir şairin, hatta edebiyatın herhangi bir türünde ürünler veren herkesin bir aydın tavrı takınması gerektiğini, yani o toplumun aydınlanmasına hizmet etmesi gerektiğini düşünüyorum bu tür kişilerin. Dolayısıyla ben rol model olarak ta çocukluğumdan beri bu hususta Sunay Akın'ı aldım. Tabii Sunay Akın ve benim aramdaki ilişki edebiyat bağlamında biraz şiir olarak görünüyor. Çünkü Sunay Akın benim şiir kitabım için bir yazı kaleme almıştı, bir ön söz kaleme almıştı. Ancak aramızdaki benzerlik, yani benim onun ayak izlerini takip ettiğim husus daha çok az önce bahsettiğimiz o meddahlık geleneği, tarihe farklı bakış açıları yansıtabilmek, tarihe farklı açılardan bakmak. Bu da işte Sunay Akın ve benim aramdaki bu usta çırak ilişkisi şiirimden çok zaten araştırma yazılarıma ve onları sahnede anlatışlarıma yansıyor. Bu bakımdan bir benzerlik kurabiliriz ve bu hususta da zaten çok şanslı olduğumu hissediyorum. Çünkü sanatta usta çırak ilişkileri çok çok önemli. Burada bir örgün eğitim söz konusu değil, çünkü bir diplomayla tanınması Yani. söz konusu değil. Ustalardan çıraklara bir o ışık aktarılır ki bu kültür güzel güzel devam edebilir. Ben de bu bakımdan çok şanslıyım. Peki demin anlattıkların arasında bir sanki kırılma noktasından bahsettin gibi geldi bana. Hani dedin ya garip akımı, ikinci yeni böyle bir şey olmayacak bundan sonra. Bu bir umutsuzluk değil mi? Yani hani şiir kendini güncellemiyor mu? Ya da şiir dünyası ya da ne bileyim oradaki iklim, orada da mı bir hani dünyanın bir iklim sorunu var ya, Evet. bizim şiir iklimimizde de mi sıkıntı var şu an?
Öyle mi görüyorsun? Yo, orada şöyle bir dipnot geçmiştim aslında. Yani bu eserlerin niteliğine zeval vermez. Bu kuşaklaşma olsa da olmasa da ki olmayacağını düşünmüştüm, bunu söylemiştim. Bu eserlerin niteliğine zeval vermez. Yani bir çürüme yaşatmaz. Böyle bir tanıyı ben şundan koydum. Yani şu sebeple koymak istedim. Daha bireyselleşen bir dünya var. Yani daha içe kapanık. Söz gelimi herkesin elinde medyasının olduğu, sosyal medyaların yoğunlukta olduğu. Ve dolayısıyla işte o geçmişte gördüğümüz mekanları, işte şairlerin uğrak yerlerini günümüzde göremiyoruz. Çünkü daha Amerikan vari kafeteryalara hapsolduk. Daha Amerikan vari kafeteryalar yaygın günümüzde. Ve bu da sanatçıların hoşuna gidecek mekanlar değil. Söz gelimi geçmişteki Lambu'nun yeri gibi, Mesaret kahvehanesi gibi şairlerin o yoğun olarak uğradığı yerler günümüzde olmadığı için ben de kendimce böyle bir saptamada bulundum. Yani şairler bana göre daha kendi şiirlerini, başlı başına kuşak oldukları şiirleri yaratacak. Tabii yanılabilirim. İleride farklı şeyler görebiliriz. Bu şimdilik benim bakış açım. Anladım. Şimdi demin kendinize değindiniz. Hani şu an herkesin bir medyası var. Şimdi sosyal medya çılgınlığının yaşandığı bir dönem. Bilmiyorum, senin o konudaki görüşünü de merak ediyorum bir şair olarak. Şimdi usta şairlerin şiirlerinin bir şekilde alınıp işte sosyal medyalarda paylaşılması var. Yani bir bilgi kirliliği var. Bu anlamda siz neler düşünüyorsunuz? Atıyorum işte Can Yücel'in bir dörtlüğünü alıp işte onu farklı şekilde yaymak. Pek art niyet yoktur belki ama siz ne? Bir art niyet olmasa da ben bunun toplumsal, kültürel bir çürümeye yol açtığını düşünüyorum. Şöyle ki, biz de doğru bilgi giderek tedavülden kalkmış parayla eş değer tutulur oldu. Yani doğru bilginin anlamı, manası, değeri bizde bilinmez oldu giderek. İşte bunda en önemli nokta da zaten sosyal medya diye düşünüyorum. Çünkü orada bir filtre yok. Herkes dilediği gibi paylaşımlarda bulunabiliyor. İşte bunların içerisinde de az önce bahsettiğiniz gibi tanınmış bir şaire olmayan sözler onunmuş gibi gösterilebiliyor. Tabii bunu çok umursamayan kitle de var. Yani bu olsun, olabilir böyle şeyler diyenler de var ama ben bunu çok tehlikeli görüyorum. Çünkü bir ülkeyi, bir milleti millet yapan, bir ülkeyi ülke yapan o toplumun hafızası, kültürüdür, belleğidir. Şairlerimiz, yazarlarımız, onların verdiği ürünler de bu kültürün birer yapı taşı olduğundan bu tür yanlış paylaşımlar bu ülkenin giderek yozlaşmasına sebep olur düşünüyorum. Hatta bu hususta bir yazı yazmıştım zaten. Yazının da başlığı öyleydi. Yozlaş yozlaş bir yere kadardı. Bakıyoruz günümüzde sosyal medyada edebiyat öğretmeni olduğu halde ya da edebiyatla ilmi bir biçimde uğraştığı halde bu tür yanlışlara düşenler var. Yani benim önerim kitaplarda görmedikleri eserleri o şairin gibi atfetmesinler. Kitaplar herkesin kılavuzu olsun diye düşünüyorum. Peki bu aralar neler yapıyorsun? Yani neticede kontrollü bir hayat yaşıyoruz artık malumun. Tüm dünya insanlığı da bir sınav içerisinde. İçselleştirebildik mi? Bu kültür sanata, edebiyata nasıl yansıyacak? İşte atıyorum bu yaratma iklimini nasıl etkileyecek sence bundan sonraki bu kontrollü dönem? Şöyle, bu bir noktada zaten biteceğini düşünüyorum. Yani mutlak bir değer ifadesini alacak. Diyeceğiz ki Mart'ta başladı, işte bilmem Eylül'de bitti. Tabii bu arada birçok şair, yazar, belki müzisyenler üretebildikleri kadar üretmişlerdir diye düşünüyorum. Söz gelimi hayatın telaşı içerisinde eserlerine dönemeyen birçok sanatçımız var. Belki eserlerine yeniden döndüler ve yeni ürünler verdiler. Ben kendime gelecek olursam ürün vermede biraz daha zayıflık yaşadım. Ben de bu günleri okumakla değerlendirdim. Bir türlü okuyamadığım, zaman ayıramadığım kimi kitaplar, kimi yazarlar vardı. Ya da okuduğum halde yarın bir gün yeniden dönüp üzerlerinde incelemede bulunmak istediğim kimi yazarlar, şairler vardı. Ben bu süreci daha çok okumakla geçirdim. Ama ürün olarak neler verdim? Bir öykü yazdım mesela. İki şiir yazdım. Şu anda bir yazım üzerinde çalışmaktayım, bir dergiye yetiştirmek için. Benim böyle geçti bu sürecim.
Peki şeyi merak ediyorum şimdi. Genelde biz konuklarımıza aynı ne deriz benzer soruları soruyormuşuz gibi durur ama kişiye göre de değişiyor. Bu oradan aldığımız yanıtlarla o soru çeşitlenmiş oluyor yani. Yazarken neye göre yazıyorsun? Atıyorum bir şiir kurgusu ya da işte bir yazıda bir sosyal ihtiyaçla mı bu şekilleniyor yoksa ya oturayım bir de şunu yazayım mı diyorsun? Yani nasıl beliriyor o yazı rotası ya da o şiirin rotası nasıl ortaya çıkıyor? Yazılarımın ve de şiirlerimin belli bir amaca hizmet ettiği hiç olmamıştır bugüne kadar. Yani ısrar üzerine ya da teklif üzerine yazabildiğim hiç olmamıştır. Düz yazılarımı daha çok yoğun okumalar yaptıktan sonra yazıyorum. Çünkü bunlar biraz daha araştırma odaklı yazılar. Tarih araştırma üzerine yazılan ya da inceleme türünde yazılan yazılar. Şiirlerimi ise daha çok şu şekilde yazıyorum. Hatta bir çok ünlü bir şair söylemiştir. İlk dize Tanrı vergisidir, ilk dize Allah vergisidir. Gerisi çalışmaktır der bu şair. Şu an ismini hatırlayamıyorum. Bende de bu şekilde yürüyor. Yani bir iki dize aklımda, fikrimde, gönlümde kıvılcımlandıktan sonra o şiir üzerinde uzun uzun düşünüyorum. O kafamda yine aklımda, fikrimde, gönlümde kendinden oluşuyor. Ve en son kendi iç dünyamda o şiiri tamamladığımı düşündüğüm an defterin ya da klavyenin başına geçiyorum. Yazılarımı bu şekilde yazıyorum. İşte bu hususta üstüne basa basa söyleyebileceğim tek şey şu. Ben istersem yazabiliyorum o yazıyı. Diyelim bir dergiden, bir gazeteden sipariş üzerine gelen yazılarda daha çok duraksama yaşıyorum. Peki yani burada Türk şiirinin geleceği adına söyleyebileceğin ya da öngöreceğin, bunu bir araştırmacı olduğun için soruyorum. Yani normalde hani standart bir şair olarak görmediğimden dolayı bu şekilde soruyorum. Türk şiirinin geleceği adına neler düşünüyorsun? Bu aslında hani ülkeler, siyasetler bağlamında şöyle bir şey deriz. Geçmişimizi bileceğiz ki önümüzü göreceğiz deriz. Hani bu bakımdan tarih okumak çok mühimdir deriz. Ama şiir çok uç bir sanat dalı olduğu için gelecekte nelerle karşılaşacağımızın tanısını bence şimdiden koyamayız. Sadece şunu söyleyebilirim, az önce de belirttiğim gibi gerçekten gençlerden yani yaşıtlarımdan gördüğüm kadarıyla dergilerde özellikle çok değerli şiirlerle karşılaşıyorum. Bu da bana hem heyecan hem ilham veriyor. Yani geçmişte usta bellediğimiz isimler, Cemal Süreya, Edip Cansever, Turgut Uyar gibi isimler bugün de aramızda yaşıyorlar ve yarın bir gün onları da biz usta belleyeceğiz. Bunların içine girer miyim, girmez miyim bunu zaman filtreleyecek. Herkes için bu böyle. Fakat çok güzel gidiyor. Yani çok değerli ürünler okuyorum. Bunu sadece söyleyebilirim. Biz biraz şiir eksenli gidiyoruz. Fark etmişsindir belki karşımızda bir şair olunca o rota üzerinde ilerlemek daha böyle emin oluyor. Şimdi hepimizin ezberlerinde özellikle böyle ilk gençlik çağlarımızda şiirler vardır, doğru mu? İşte böyle bunları okumaktan hoşlanırız, haz duyarız, karşı tarafa bunu aktarırız bir şekilde. Fakat günümüz şairleriyle alakalı yazılanların ezberlenememe gibi bir sorunu var mı sence de? Bilmiyorum, bu benim böyle bir tespitim var kendimce ama naçizane. Pek ezber yapılamıyor sanki yeni dönem ya da belli bir dönemden sonraki şairlerle alakalı eserlerde. Evet. Bunu neye Ya bağlıyorsun ya da eğer öyle bir şey varsa neye bağlıyorsun? Eskiler nasıl kolay ezberlenebiliyordu da bugünkü şairlerle alakalı ya da bugünkü şiirlerle alakalı çok öyle uçlarda bir eser çıkmıyor. Şöyle şunu söyleyebilirim. Zaten şiirleri hani şöyle kendimizi ikiye ayırabiliriz. Kimi şiirler gerçekten gözle okunası şiirlerdir. Kimileri de sesiyle, tınısıyla hafızada kendinden yer eden şiirlerdir. Bunu günümüzün bir eksikliğine yormuyorum da, görsel şiir gibi yeni akım türlerinin, işte gözle okunası şiirlerin daha çok yaygınlanmasına bu sebep oluyor diyebilirim. Fakat yine günümüzde hala ezberlere düşmüş, örneğin Haydar Ergüner şiirleri, özellikle Ahmet Telli şiirleri buna örnektir ki hafızalarda yer ettiğini düşünüyorum. Bunu aklından, hafızasından okuyanlara çok rastladım. Bu biraz şairin
sese mi yoksa anlama mı önem verdiğiyle ilgili sanıyorum. Ben kimi şiirlerimde ses uyumuna mesela çok özen gösterirken, kimilerinde sadece anlam ve biçimle bağlı kalmayı seçtim. Mesela bir şiirimde "Öyle de güzel gülünmez ki yapraklarım yeşeriyor" gibi şarkı diliyle, sanki şarkı dili demeyelim bunu ama, bir ses uyumu olan, bir ses niteliği olan bir şiir yazmışken, bir başka şiirimde daha böyle basamaklara dayanan da şiirler yazdım. Bu şiirin, yani hafızalara düşmemesi şiirin eksikliği değildir de şairlerin tercihidir bence. Ya toplumla iletişim sorunu falan değildir yani, değil mi o? Yani çünkü hani bir sanatçının, ki şair de bir sanatçıdır. Sanatçının şöyle bir kaygısı yoktur herhalde. O hissettiğini, duyduğunu, coşkusunu, düşüncesini aktarır. Böyle midir? Yoksa öyle bir kaygı taşır mı? Ya işte benim şiirim şöyle ezberlensin, kitabım şöyle satsın falan filan, böyle kaygıları olan bir şey var mıdır, düşüncesi? Yani kesinlikle böyle bir kaygıya düşen şairlerin ya da herhangi bir üreticinin yarın bir gün tükeneceğini düşünürüm ben. Bu tür kaygılar ticari kaygılardır ve bir sanatçıya yakışmayacak kaygılardır. Niçin şiir ezberlere geçmişteki gibi düşmüyor? Bu sorunun cevabını biraz toplumda belki arayabiliriz. Yani çünkü toplum farklı arayışlar içinde. Gülten Akın şöyle bir şey der: "Ah, kimselerin vakti yok durup ince şeyleri anlamaya" der. Dünya öyle bir telaşlı hale geldi ki şu an kimselerin durup ince şeyleri anlamaya ne yazık ki vakti yok ve dolayısıyla toplum şiirden uzak düştü. Bu bakımdan şiir ezberlemek gibi, sevgiliye şiir okumak gibi, dost sohbetlerinde bilinen şiirlerden söz açmak gibi gelenekler yavaş yavaş ne yazık ki yok oldu. Peki geride bıraktığımız bu salgın günlerinde yeni orijinal yazılmış şiir falan var mı bu ara döktürdüğünüz, oluşturduğunuz? Evet var. Yani üzerinde çalıştıklarım daha çok ama yine bitmiş bir iki şiirim oldu bu süreçte. Tabii bu da beni sevindirdi. Çünkü her şiirime son noktayı koyduktan sonra gerçekten büyük bir rahatlama yaşıyorum. İçimden onu üreterek çıkarmak ve karşıma koyup onu incelemek ben de açıkçası bir ayna görevi görüyor. Kendimi izliyorum o şiirde. Bir iki şiir ürettim bu süreçte. Düz yazı ağırlıklı gidiyorum ama sanki son dönemde. Bu da üçüncü kitabımın düz yazımı yoksa şiir türünde mi olacağı hususunda aklımı karıştırıyor. Bakalım ilk hangisi bitecek. Peki şimdi bu yazın izinde kültür sanat edebiyat yolculuğunda bir gök kubbeye şiir de bırakalım. Var mı elinin altında şu an bizimle paylaşabileceğin, aktarabileceğin şiirlerden? Tabii, ikinci kitabımdan seçebilirim bu şiiri. "Ne Acı" isimli bir şiirim varmış. Buyurun. Birden gözüme o takıldı. Onu okuyayım öyleyse. "Ne acı. Avuttum kendimi gurbette hep. Döndüğümde anam babam sakallı görecek oğlunu. Bilirim duymazlar gömleğimin yakasında aşkla karışık yağmur kokusunu. Beşiğimde biraz, biraz da ayrılığımda gördüler beni. Yazık ki bilmez kimse gecelerce boğulduğumu. Askıda havlu, tellerde güvercin nasıl sessiz ise bir kadının ruhunda öylece asılı durduğumu. Acısı aynıydı yaramın, sadece soydum kabuğunu." Yüreğine sağlık. Bu şiirlerinin ve şiir yolculuğunun ebedi olmasını dilerim. Eserlerin sonsuz olsun. Sesin Teşekkür çağlar ederim. çağlar ötesine ulaşsın. Ve hep gür çıksın. Ve o şiire verdiğin önemi umarım toplumda da karşılığını bulur. Gerçi öyle bir beklentin olmadığını söylüyorsun ama çünkü hani dünde iz bırakan isimler gibi geleceğe de iz bırakacak isimlere ihtiyacımız var. Onlar bizim gönül iklimimizin tercümanları, şairler benim açımdan, ben öyle bakıyorum. Ve şiir de edebiyatımızın çığlığı diyorum. O çığlığa ses olmak, oraya yürek vermek sana yakışıyor. Şimdi bu hafta bize ayrılan sürenin de sonuna geldik. Bu güzel sohbetin de aynı zamanda sonuna gelmiş olduk. Ben
Bu güzel yolculuğunda sana şahitlik etmekten, senin bu şiir ve edebiyat, kültür, sanat yolculuğuna eşlik etmekten gayet mutlu oldum. Programımıza katıldığın, değer kattığın için de teşekkür ediyorum. Uzun ömürlü bir edebiyat yolculuğu diliyorum sana. Ben çok teşekkür ederim. Çok değerli bir yayın. Edebiyatı odağa almış ilerliyorsunuz. Ki bu da az rastladığımız bir husus. Teşekkür ederim böyle konularda sohbet edebildiğiniz için. Evet, değerli izleyenler, Kültür, Sanat, Edebiyat Yolculuğu yazının izinde programımızın bu haftada sonuna gelmiş bulunmaktayız. Hepinize şiirle, edebiyatla, kültür, sanatla iç içe sağlıklı, sıhhatli, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.